Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüş onlardan kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertiptiki haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınemsiz dıktanlar ekranımızda bulsun. Xitay mecburi emgek mahsulatlarını Avrupa'ya tuş salmakına aşırmakta. Xitay Şarkı Türkistan'ın korgas portu arkalık Şarkı Türkistan'ın baylıqını bulantalan kılıp Avrupa'ya tuşuyduğun poiz liniyesini 60'ı yetküzgen. Tanrıtağ Doğru'nun 10. maydaki haberde bildirilişçe bu yıl korgas portu da Avrupa'ya katmaydıgan nöbetçi poiz liniyesinin 4'ü yeniden köpeytilgen bulup, bunun bilen korgas portu arkalık Şarkı Türkistan'ın bulantalan kılıngan baylıqı ve mecburi emgek mahsulatlarını Avrupa'ya tuşuyduğun poiz liniyesi 60'ı yetken. Qorg'as tamojnisi nazorat qilish boshqurish bo'limining oshkorlashicha 2021 yildan buyon Qorg'as portidan o'tadigan Yevropa navbatchi poyezdining sonida zo'r darajada eshish vaziyati ko'rilgan bo'lib, 2021 yildan 2022 yil 8 maygacha Qorg'as portidan o'tadigan Yevropa navbatchi poyezd liniyasidan jami 39 yangidan ko'paytirilgan. Yangidan ko'paytirilgan liniyada qatnaydigan Yevropa navbatchi poyezdining soni portdan o'tadigan navbatchi poyezd umumiy sonining 65%'ini egilgan. Ma'lum bo'lishicha yangidan ko'paytirilgan Qorg'as portidan o'tadigan navbatchi poyezdlar Xi'an, Chongqing, Chengdu qatorliq Xitoy shaharlaridan yo'lga chiqdi ekan. Xabarda qayd qilinishicha 2021 yili Qorg'as porti orqali Urumchidan Rossiyaga, Korlidan Gruziyaga, Sanjidan Qozog'iston qatorliq davlatlarga qatnaydigan Yevropa navbatchi poyezd liniyasidan 11 yangidan ko'paytirilgan. 2022 yili yangidan ko'paytirilgan 4 liniya ichida ikkisi Sharq Turkistondan qatnaydigan Yevropa navbatchi poyezd liniyasi bo'lib, ayrim-ayrim holda Qashqardan Olmaotagacha va Qashqar qog'iliqdan Tojikistonning Sibidamingacha bo'lgan liniyadan iborat ekan. Qorg'as tamojnisining statistikasiga asoslanganda Yevropa navbatchi poyezdiga besilgan mallarning miqdori zo'r darajada eshish bilan birga turlarimi ko'paygan bo'lib, ko'p miqdorliq boyliq tipidagi mallar yerimini egallagan. Yaqindan beri Xitoy virusi xalqaro jamiyatning Xitoyga qarata savdo sohasida embargo yurgizishi, Xitoy o'lkalarida orqa-orqadan yuz bergan apatlar qatorliq omillar sababli Xitoy iqtisodida chekinish bo'lgan. Xitoy bu bo'shliqni to'liqlash uchun Sharq Turkistonning boyliqlarini bulantalan qilishni texnik kuchaytirgan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining Sharq Turkistondan chiqqan boyliqlarni va majburiy emgak mahsulotlarini Xitoyning ehtiyojini qondirishga ishlatgandan boshqa chet elga sotishni tezlatganligini, yerlik xalqning hech qanday manfaatga erishalmaganligini, g'arb hukumatlari Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli turlik jazo va embargolarni yurgizishiga qaramay, Sharq Turkistondagi majburiy emgak mahsulotlarining Yevropa ellariga davomli tushirilayotganligini bildirishmoqda. Xitoy Amerika Demokratiya Fondining Uyg'urlarni iqtisod bilan ta'minlaganligini aybladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 7 may organ to'ri bekitida Amerika Davlatlik Demokratiya Fondining bir qism amaliy hisobi nomli dokumentni e'lon qilib, Amerika Demokratiya Fondining Uyg'ur tashkilotlarini iqtisodiy yordam bilan ta'minlaganligini aybladi. Dokumentda Amerika Davlatlik Demokratiya Fondi xalqaradagi barliq ranglik inqiloblarni qo'zg'ash, yerlik siyosiy guruhlar bilan til biriktirish, bo'lguncha kuchlarni mablag' bilan ta'minlash, yolg'on uchurlarni tarqitish va shundaqla boshqa davlatlarning qonunli hukumatlarini og'dirib tashlab, Amerikani qo'llaydigan kuchlarni yetishtirish qatorliqlar bilan ayblangan. Xitoy rejimi mazkur dokumentida Amerika Demokratiya Fondining nurg'ulligan Sharq Turkiston mustaqillik tashkilotlarining asosliq iqtisodiy manbasi ekanligi, bu fondning 2004 yildan 2020 yilgacha har xil Uyg'ur tashkilotlarini 8 million 750 ming dollardan ortiq iqtisod bilan ta'minlaganligi, undan boshqa faqat 2020 yilda Sharq Turkiston mustaqillik tashkilotlarini taxminan 1 million 240 ming dollar bilan ta'minlaganligi, buning ko'pinchisining dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq tashkilotlarga tarqitilganligi tilga olingan. Dokumentda mazkur fond jamiyatining ayni vaqtdagi amaldori Karl Grishmanning Sharq Turkiston masalasini hal qilish chorasining Xitoyda yana bir qitim ranglik inqilob qo'zg'ab, Xitoy hokimiyatini o'zgartirib, federativ jumhuriyatga o'zgartirish kerakligini o'tirg'o qo'yganligi 2019 yili 6 ayda Grishmanning mazkur fond jamiyatining demokratiya mukofoti faoliyatida Sharq Turkiston masalasini qo'llaydiganligini oshkora tilga olganligi qayd qilingan. Dokumentat yana ko'p yillardan buyon Amerika Demokratiya Fondining Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va Amerika Uyg'ur Birlashmasiga bevosita xarajat ajratib, millionlab dollar bilan ta'minlaganligi,
ularının birleşme hükümet ve hükümetler bilen hemkarlaşışı yardım bergenliki, Xitayga karşı güçlerini toxtamay küçeytkenliki, mezkur fondunun 2019 yıldaki Şarkı Türkistan'a münasebetlik acıratkan yardımının 900 bin dolarga yetkenliki, bu xiracetlerinin Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendikilikini hatırlaş, kişilik hukukunu koğdaş türüge işiltilgenliki tilgaylınğan. Dokulat yana Amerika Demokratiya Fondunun Xalqara Cemiyeti Şarkı Türkistan'a münasebetlik meselelerini teşvik kılış üçün acıratkan yardımının 2020 yılı 1 milyon 240 bin dolarga köpeytilgenliki, bu iqtisad arqalıq işçi sirtidiki Şarkı Türkistan müstakillik küşlerini seferver kılgallıqı oturuğu koyulgan. Xitay rejimi dokulat yana izcil tekrarlap gelgen ibarlarını tekrarlap, Şarkı Türkistan'daki irqi qırgınçılık ve ceza lagerleri meselesini Amerika Demokratiya Fondi iqtisad bilen temelligen teşkilatlar oturuğu çıkardı dep bildirilgan. Xitay rejimi yıllardan beri Şarkı Türkistan'daki irqi qırgınçılık cinayetini izcil halde inkar kılıplı kalmay, bunu Amerika başçılığındaki garip devletlerinin siyasi oyunu dep jar silip gelmekte. Mezkur dokulat Xitay rejiminin bu haqtaki sepsetelerini texamı küçeytiş üçün oturgu çıkargan yeni bir urunışı bulup hesablandı. Amerika Devletlik Demokratiya Fondi 1983 yılı kurulgan bulup, başka devletlerdeki demokratiyanı ilgiri sürüşünü nişan kılgan teşkilat süpütüde siyasi gruplarını, soğudu uyuşmalarını ve akbarat organlarını yardım bilen teminlep gelmekte. Xitay Hindistan'a narazılık bildirdi. Xitay'nın Xiaomi şirketi Hindistan Kanun İcra Kılış İdaresi'nin özünün ticaret uğurlarını tekşürgenlikini ve kopallık bilen tehdit salgallıkını bahane kılıp, Xitay Taşkı İşler Ministerliği'ye şikayet kılgan bulup, Xitay Taşkı İşler Ministerliği bu haqtı Hindistan'a narazılık bildirdi. Xitay Taşkı İşler Ministerliği'nin bayanatçısı Cavlijan 9 May muhbirlerini kütüveliş yığınıda, Hindistan Kanun İcra Kılış İdaresi'nin Hindistan'daki Xiaomi şirketinin ticaret uğurlarını tekşürgenlikine narazılık bildirgen. Yığında bir muhbir Xiaomi şirketinin yukur derecelik emeldarı Hindistan Kanun İcra Kılış Aparatı'nın kopallık bilen tehdit selişiğe uçurganlıkını etti. Xitay tarap bununla kandak inkas kaytırdı dep sorgan. Cavlijan bununla cevap verip, Xitay'nın bu işki dikkat kılıp atkanlıkını, Xitay rejiminin izgil halde Xitay karxanalarının çet ellerde kanunluk, kaidelik ticaret kılışını talep kılıp gelgenlikini, Xitay karxanalarının özünün kanunluk hukuk menfaatini koğduşini kollaydıganlıkını deva kılgan. Yıllardan beri xalqara soğudu tertipini buzup gelgen Xitay rejiminin bayanatçısı yana Hindistan'nın Xitay karxanalarının Hindistan'daki meblağ selip ticaret kılışını kemistmeydigan soğudu muhiti bilen temellep, kanun belgilimlerge uygun halde tekşürüp kanun icra kılıp, xalqaralık meblağ seliş işencisini urgut işini ümit kılımız dep jar salgan. Haberlerge asaslanganda Hindistan kanun icra kılış organı 1 May tekşürüş arkalık, Xitay'nın Yanfun işlep çıkarguçı şirketi Xiaomi'ni kanunsuz halde çet el organlarına icara hakkı üçün yalgandın pul döleş tariqisi de pul evetkenlik bilen ayıplıgan. Hindistan hükümeti 1999 yıldaki taşkı pirovatını kontrol kılış kanununun alakadar belgilimlerine asasen Xiaomi şirketinin Hindistan'daki banka hesabatıdan 55 milyar 5127 milyon rubli tahminen 725 milyon dolar tutup kalgan. Türkiye ve Kazakistan prezidentleri Ankara'da uçuraştı. Kazakistan prezidenti Kasım Jomart Tokayov 2 gün devamlaşıdığan devlet işleri ziyareti üçün 10 May Türkiye paytaxtı Ankara'ya yetip geldi. Türkiye Avazı Radyosu'nun bu haqtaki haberde bildirilişe Kazakistan prezidenti Tokayov'ni aerodromda prezident yardımcısı Fuat Oktay qatarlıqlar kütüp alğan. Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Tokayov'ni prezidentlik mahkemesinde murasim bilen karşı alğan bulup, uçuruşta iki taraflık münasebetler her kaysı sahaları büyücü muhakeme kılındı. Yığının asaslıq teması iqtisat bulup, Erdoğan Tokayov bilen bir qatar kelişimlerini imzalıgan deyken birlikte akbarat elan kılış yığını ötküzdü. Erdoğan bayanatı da bu yıl Kazakistan bilen diplomatik münasebet ornitilganlıqının 30. yılı işkerlikini eskertip, biz her qandaq şart şarait astıda Kazakistanlı qeyrindaşlarımızı kollaymız. Ötmüştün salgan köylükni küçeytişi arkalık yolumuzu devamlaştırımız. Türkiye Kazakistan soğudu umumi sonması 58% eşip 5,3 milyar dolarga yetti. İnşallah bu rakamını birlikte basıdığan kademler bilen 10 milyar dolarga çıkırış nişanıga yetimiz dedi. Tokayov mu sözde Kazakistan bilen Türkiye yıldızı bir qeyrindaş ve dost devletler hesaplandı. Türkiye'den bizge hiç qandaq yamanlık gelmedi. Belki her daim yakşılık gördük. Bugünküçü muşundaq boldi ve muşundaq buludu digerlerine kayıt kılıp ötti. Undan başka Tokayov'nun ziyaretine koşulup, Kazakistan Devlet Müdafiye Ministeri Ruslan Jaksilkov mu Ankara'ya yetip gelgen bulup,
Türkiye Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar bilen Ruslan Jaksilkov'nun görüşüde iki devlet ve rayonluk müdafiye meseleleri ve xavfsizlik meseleleri boyunca öz ara fikir almaştırıldı. Litvanya parlamenti Rusya'nın Ukrayna'da irqi qırğınçılıq yürgizgenligini bekitti. Litvanya parlamenti Rusya'nın Ukrayna'ya karşı qozdığan urushini irqi qırğınçılıq deb itiraf qilishni birdek karar kıldı. Litvanya devletlik radio televiziya stansiyasining xabariga asoslanganda 128 qo'llash belti bilan ma'qullangan mazkur qarorda Rusya'nın harbiy qismlari va yollanma askarlarining Ukrayna'nın Bucha, Irpin, Mariupol, Boroyanka ve Hostomel qatorliq shaharlarida kollektiv urush jinoyati sodir qilganligi bildirilgan. Qarorda Rusya qismlarining Ukrayna'ga qarshi qo'zg'agan keng ko'lamli urushining Ukrayna xalqiga qaratilgan irqiy qirg'inchilik deb qabul qilinganligi o'tirg'i qo'yilgan. Qarorda yana barliq jinoyatchilarning javobgarlikka tortilishi kerakligi va xalqaro jamiyatning Rusiyaning jinoyatini tekshirish uchun alohida xalqaro jinoiy ishlar sudi qurib chiqishi kerakligi ta'kidlanib, harbiy kuchlari qasdan va sistemini qoldirib fuqarolarni hujum nishoni qilgan Rusiya terrorlikni qo'llagan va ijro qilgan davlatdir degan so'zlar ishiltilgan. Finlandiya NATO'ga a'zo bo'lishning eng yaxshi chora ekanligini e'lon qildi. Finlandiya Davlat Mudofaa Komiteti kelgusidagi davlat bexatarligiga kafolatlik qilish uchun eng yaxshi choraning Shimoliy Atlantik Aktiv tashkilotiga a'zo bo'lish ekanligini e'lon qildi. Turkiya Avaz radiosining xabarida bildirilishicha, Finlandiya Davlat Mudofaa Komiteti uzun vaqtdan buyon tayyorlayotgan Finlandiyaning NATO'ga a'zo bo'lish ehtimoli to'g'risidagi tadqiqot dokumentini hukumatga topshirgan. Komitet boshlig'i Petteri Orpon bu haqda e'lon qilgan bayonotida davlatning mudofaa nuqtasidan yaxshi ahvolda ekanligini bildirib, mudofiyamiz yaxshi, ammo Rossiyaning tahdidiga qarshi yetarli emas. Bu sababdan kelgusida davlatning bexatarligiga kafolatlik qilish uchun eng yaxshi chora NATO'ga a'zo bo'lish degan. Shvetsiya davlat mudofaa ministri Peter Holqvistmo ilgari bu haqdagi bayonotida Shvetsiya bilan Finlandiya NATO'ga a'zo bo'lgan taqdirda Skandinaviya orolining mudofiyasining texnik kuchayadiganligini bildirgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.